ve İlker Kaleli aşkından. Ama çok daha önemli bir aşk büyük var. Büyük aşklar var. Yeni bir bomba bir aşk var ve şok olacaksınız. Bunun ama şahidi Seren Hanım. Seren büyük bir aşk. Evet evet. Annem boyfriend yapmış. Yanmayın. Neyse hayırlı uğurlu olsa en azından dikkati dağılacak ve benimle uğraşmayacak diye çok mutluyum. Sabahleyin bir açtım. Gözüme inanamadım. Bizim aile, anne tarafım İtalyan biliyor musun? Dedim acaba akrabalık şeyim de benim zayıftır. Ben çok aileyle görüşme şeyim de yok. Akrabalardan biri mi zannettin? Dedim İtalyan'a da benziyor adam. Dedim ki bu herhalde bizim dedim dayılardan, uzak akrabalardan bir tanesim. Sonra bir baktım Facebook'ta ilişki durumu başlamış. Ay çok komiksin anne. Yani bana bu kadar laf edip ilişki durumuna da başladı. Nasıl öğrenmiş de yapmış hiç bilmez çünkü. İlişki başlatma var Facebook'ta değil mi? İlişkiye başladık. İlişkiye başladık. Onu göre yani yüzük gibi. O zaman beyefendiyi bir araştıralım. Ya da ciddi şey, artık nedir, demek ciddi mi? Şimdi ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben o kadar mutlu, kendi kendime çok güldüm sabah, krize girdim hatta. Ama çok mutlu oldum annem için. Çünkü çok üzüldü ve çok yalnız zamanlar geçirdi. Ben çok zor bir çocuktum ve hiçbir zaman onun evlenmesini istemiyordum. Olay çıkartıyordum falan. O yüzden de çok uzun zaman hayatında tek başına oldu. Şimdi biz çocuklar olarak kendi hayatımızdayız. Ne kadar gidip görsek bu her an her saniye yetmez. Olmuyor. Ay zaten gidip edecek... görüyoruz da ne? Nasılsın iyi misin diye bir saat sonra sıkılıyoruz. Hadi benim evimize dönelim diyoruz. Rahmetli İbon teyzem vardı. O da İtalyan tabii anneannemin kardeşi. Onun 80 yaşındaydı. 78 yaşındaydı. İngilizce öğrenmek istedi. Çünkü İtalyanca, İspanyolca, Fransızca, Latince bütün insanları biliyordu. İngilizceye merak saldı kaç yaşından sonra. Üniversite kampüsünde bir adamla tanışıyor. Onun yaşında. Bunlar Çin Çin kahve içiyorlar. Adamın bisikletiyle dolaşıyorlar falan. Öyleydilerdi. Yani çok hoşuma giderdi. Şimdi annemi bir öyle görünce... Belki. Bir şey değil tabii mi? Ki. En önemli zamanda yol arkadaşı tabii. Bu yaştan ben sonra. Ben sana bir şey söyleyeyim. İyi kızma. Olsun. Ben yakıştım. Yani. Ha, ya yakışsın. Benim annemi mutlu etsin de. Tabii. Ay annem iyi olsun, iyi hissetsin. Bana sataşmasın. İnşallah. Bana yani benle buradan uğraş. Buradan annene duyuru. Buradan enişteye duyuru. Hayır. Bütün Nevin Hanım'dan evleri, barkları, her şeyi sen Seren Hanım'a yap. Ha. Ondan sonra sen boyfriendinle. Anneciğim yaptı. Annem benim yaptı mı? Tabii gerekeni yaptı. Ellerinden öperim. Şimdi o kendisi mutlu olabilir. Öpüyorum. Ay resmen bu dizi burada yaşanıyor zaten yani. Ay, bu çok dizi. Çok hoşuma gitti ama yani. Yani Sıla ve İlker Kaleli ne olur bilmez ama Nevin Hanım ve eniştemiz. Sıla'dan çocuk olmaz dermiş. Bakalım nasıl bir yol izleyecekler. Ya artık o da mutlu olsun. Herkes yalnız olsun. Olması mutlu yana. Olsun. Aynen. Herkes mutlu olsun. Çünkü herkes... kapıyı kapattığın zaman tek başına bir hayat geçirmek çok zor. Tabii. Ve çok uzun zamandır aynen çok yalnız. Öyle. O yüzden de ben aynen mutlu öyle. Oldum. Anneme mutluluklar diliyorum. İnşallah evlilik haricinde arkadaşlıkları güzel bir şekilde devam etsin. Bu saatten sonra evlilik herkes olmaz çünkü. Herkes aşk içinde olsun, herkes sevgi içinde olsun. Tabii tabii. Artık biraz pozitif tabii, bir yer olsun. Onlar da yani hani diyorsunuz ki bir kadın bir yaşa geldiği zaman artık onu hayır öyle hayır, bir şey değil. Kalp attığı sürece. Yani kalbi, asıl şu anda zamanda. Kalp atacak aga diyor ya. Annemi üzmesinler, annemi mutlu etsinler. Başımın üstünde yerleri aynen, var. Aynen. Program çok mutluluklar bitti. Ay, çok evet. güzel bitirdik. Mutluluklar dileyerek. Aşklarla bitirdik. Sıla, Nevin Serengil. Medan evet. olsun. Peki. Kaçırdıysanız ve tekrar izlemek istiyorsanız YouTube kanalımı söylemezsem olmaz. Arta Dalga'yı abone arayın, olmayı, bulun. Abone olmayı unutmayın. Arta Dalga kardeşim. Hoşçakalın. Arta Dalga.